Şey, geliyor. İyi, teşekkürler siz. Teşekkürler. Alışveriş yapıyorsunuz. Evet, alışveriş yapıyoruz. Bazı indirimler varmış, onları kaçırmak istemedik. O yüzden buraya geldik. Burada ama başka işlerimiz var, onları halledeceğiz. Yaz tatiline hazırlık sanırım. Bir plan yapıldı mı şimdiden gidecek mi bir yerlere? Şimdi bir süre buradayız aslında. Bir 15 gün ya da Haziran boyunca burada olmayı planlıyoruz. İşlerimizi toparlayıp öyle çıkacağız tatile. Sürprizimizi söyleyelim mi? Olur, merakla bekliyoruz bizim sürprizimizi. Paylaştın ya canım. Aynen, karavan planımız var. Bizim karavan planımız var şu anda. Karavan yaptırıyoruz. O karavanın işleriyle uğraşıyoruz şu anda. Yapımı bu ayı bulacağı için bitişi. O yüzden bu ay büyük ihtimal buralarda olacağız. Ondan doğayla iç içe uzakta aslında. Hem insanlardan hem kalabalıktan uzakta güzel bir tatil diyebiliriz. İşte öyle planlıyoruz ama bakalım neler olacağını tabii bilmiyoruz. Hani biz de ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğimiz için. Şimdi işte o bitene kadar burada o işlerle ilgileneceğiz. Karavanımız bittikten sonra da yollara dökeceğiz. Rota çizildi mi peki? Direkt Ege kıyılarından itibaren mi yoksa bir ters Karadeniz mi? Yani aslında ailemiz Ege'de olduğu için bir Ege'ye mutlaka uğramak istiyoruz. Onların da bu pandemi döneminden dolayı torun hasreti fazla. Evet. Bayağıdır görmüyorlar. Aynen, yine görmüyorlardı. O yüzden bir önce mutlaka Ege'ye uğrayacağız. Aynen, bir İzmir'e uğrayıp ondan sonra da işte böyle güneye doğru inmeyi planlıyoruz ama böyle kesin hani şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye net bir rota yapmadık. Zaten bu işin olayı da biraz böyle rotasızlık ya hani, o yüzden biz de ona uyalım hani biraz yolda giderken yolda bazı şeylere karar verelim. Yolları yeni bir gözle keşfedelim istedik. O yüzden öyle çok plan programlamadık. Peki en son dizimiz biliyorsunuz final yaptı. Sonrasında hemen yazın bir proje olacak mı yoksa yeni sezonda hani yazın tamamen bu karavan ve dinlenme olur sonrasında bir projede mi yaramayı planlıyorsunuz? Yani şu anda tabii daha dizi çok yeni bir şekilde bitti. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım yani bizim işlerle biliyorsunuz her an her şey olabilir. O yüzden O yüzden ben karavanla tek devam edeyim. o yine yalan yani. Yani. Ben yine yalıp da karavanla devam edip Müge kalabilir. Evet, şimdilik öyle planlıyoruz ama tabii ki de ne olacağı belli olmaz. O yüzden bakalım göreceğiz yani her şeyi yolluyoruz. Verdiğiniz bir röportajda aslında tanışma hikayeniz, başlayanız bir filme dönüştürme projenizin olduğu haberleri çıkmıştı. Yani bunda bir sonluk gelişme değil hani düşünüyor musunuz? Yazma durumu var mı şimdiden? Valla onun için ben aslında böyle bir hani bir süre tek başıma bir yere gidip bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Eğer biraz fırsat bulabilirsem onun da yazmam gereken şeylere devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bir kısmını yazmıştım zaten. Dediğim gibi o tamamen benim biraz böyle kafamı yoğunlaştırıp oturup yazıyor olmam gerekiyor. Yani öyle bir hayali var mı benim aslında? Evet. Filme dönüştüm hayali. Küçük küçük notlarım var. Hani onları böyle bir tekrardan toparlamayı düşünüyorum. Şimdi işte dediğim gibi belki yaz sonuna eğer bitirebilirsem bunları. Yaz sonundan sonra belki bununla ilgili de çalışmalara başlayacağım. Peki hemen mi planlıyorsunuz yoksa ileriki yıllarda hani biraz daha biriktirip öyle mi filmi dönüştürmeyi planlıyorsunuz? Vallahi işte o tamamen yazarken ne çıkacağıyla biraz alakalıyorum ama hani olursa hemen de olabilir. Çünkü şöyle bir şey var, örneğin 15-20 sene sonrasına hani hala planlayıp yaparsanız sizi kim canlandıracak bu sefer? Bir de o durum olacak. Yani ama biz mi canlandıracağız? Evet, şimdi onu da bilmiyoruz yani belki başka oyuncular olacak. Yani muhtemelen zaten başka oyuncular olacak herhalde. O da işte projelerimizden bir tanesi. Yani biraz inşallah yazabilirsem dediğim gibi. Çünkü biraz böyle sakin kalmak gerekiyor. Aslında karavanla bunun için çok iyi bir şey. Doğayı iç içe. Bak hiç bu şekilde karavana bu gözle bakmamıştım ama gerçekten. Bir ışık yaktı daha bir cazip geldi. Şu an böyle bir ışık yaktı. Kolay gelsin. Bu da benim spor hocam. Spor hocam denk geldi. Öyle yani. Peki bir röportaj izleyin. Bir röportajda aslında kalabalık ailelerin sevdiğinizi söylediğiniz sevgiden bir çocuk durduğunda. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Hala aynı şeyleri söylüyoruz. Mine hazır mı? Şey, kardeşliği hazır mı? Ablala. Ya Mine biz de şu an yeni keşfetmeye başladık. Şu anda işte bir tane yeni kuzeni oldu Mine'nin. Ablamın kızı oldu. Onunla yani bir ondan küçük bir bebekle ilk defa karşılaştı ve inanılmaz sevecen yaklaşıyor, gidiyor, sarılıyor, öpüyor sürekli falan. Herkes de zaten
onun esprisini yapıyor hani yine kardeş. Evet, evet. Kardeş özlerini başlamış gibi dediler. Allah işte bilmiyoruz, istiyoruz bakalım hayırlısı. Hayırlısı olsun. Kısmet ediyoruz, evet. Kesinlikle. Yani öyle çok plan yapmak da istemiyoruz hani böyle işte planlı programlı olsun. Ama öyle bir düşüncemiz var. İşte doğru zaman geldiğinde bence o da olur. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Size de çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.